Merhaba, ben Çiğdem Yorgancıoğlu. İlk Zirve TV ekranlarından bir kez daha size merhaba diyoruz Zirvede Sanat programıyla. Çiğdem Yorgancıoğlu ile Zirvede Sanat başladı. Bugün edebiyat konuşacağız, öykü konuşacağız ve Türkiye'nin özellikle kendi yaptığım araştırmalara baktığımda ve yaşamını uzaktan izlediğimde aşağı yukarı son 10 yılının en sevilmekte olan öykü ve roman yazarlarından bir tanesiyle birlikteyiz. Ben kendisiyle arada yazışmak için bile vakit bulamıyorum. Çünkü aynı zamanda kendisi bir hukukçu, avukat, serbest bir avukat ve arabulucu. Ama üniversite okumalara da doymuyor. Sosyolojiyi bitirmiş ve onun üzerine de felsefe okumaya aynı zamanda niyetli. Bu kişi mütevaziliği öykülerini henüz küçük derinlikler hissettikten sonra biraz daha zaman ve emek ve konsantrasyon istediği için daha ileri bir yoğun çalışma tempom yüzünden daha ileri bir tarihe atarak hepsini okuyacağım dediğim. Ama o mütevaziliğinin ve kullandığı imgelerin yanı sıra beni özellikle hayata bakış açısı bakımından etkileyen iki yanıyla aynı zamanda okuyucuyu etkilemesi çok önemlidir bir sanatçının, bir edebiyatçının. İki yanıyla çok öne çıktı. Bunlardan bir tanesi göğün kuşlar için olduğuydu. Diğeri ise asla vazgeçmeme hikayeleriydi. Evet, bugün bir öykü ve roman yazarı Mehmet Fırat Pürselim'le beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel şeyler söylediniz. Böyle bir yandan da utandım. Çok sağ olun. Evet, fazlasıyla hak ettiğiniz görülüyor. Ben incelediğimde bu gerek öykülerin öyküsünü diyeyim. Uzun soluklu yolculuklardan geçmiş bunlar. Bir iş hayatının ve temposunun yanı sıra. Ve gördüğüm kadarıyla sadece yetişkinler için değil, gençler için ve aynı zamanda çocuklar için de çalışmalar var. Masallar var, öyküler var, masallara meraklısınız. Önce bu edebiyat tutkusu nereden geliyor? Nasıl şekilleniyor? Biraz sizden dinleyelim. Aslında hani hep şey diye düşünüyorum. Biz bütün yazarların sanki benzer bir hikayeleri var. Bu çocukluktan itibaren başlıyor. Çocukluktan, ilk gençlikten, liselerde, ortaokulda okurken, otururken o sıralarda işte yazdığımız şiirlerden başlıyor gibi düşünüyorum ben. Pek çok arkadaşımda da benzer şeyler görüyorum. Gerçi hani günümüzde tamamen farklı. İşte uzun süre profesyonel hayatta yer alıp işte artık 30'ların sonlarına doğru o profesyonel hayattan sıkılıp vazgeçip artık daha farklı bir şeyler yapmak, işte kendini farklı alanlarda bir şekilde ifade etmek isteyen benzer arkadaşlarımız da olmaya başladı. Yani ben biraz daha bu eskilerin o hani dergilerden, işte ustaların yanında yetişen kuşak gibi hissediyorum kendimi. Ortaokulda işte hatta ilkokulda ufak ufak yazma çalışmaları, ortaokulda Üsküdar Anadolu Kalesi. Evet, Üsküdar Anadolu Lisesi. Ortaokulda, lisede, işte lise dergileri, sonra işte dergilere şiirler göndermeler, kendi kendine işte o fanzinler, dergiler çıkarmalar falan. Sonrasında işte Varlık Olsun ya da işte o dönemin önemli dergileri, Eşikçini, işte şu an aklıma gelen gelmeyen pek çok dergilerde yer alma. Böyle hani biraz daha eleştirileriniz de var aynı zamanda, kritikler de var. Evet, kritik de var. Mesela bir dönem Yeşil Gazete'nin yayın kurulundaydım.
Onlarla birlikte çalıştım. Onların kitap ekini hazırladım. Yani bir dönem dediğim uzunca bir dönem. Yaklaşık 2 yıl kadar öyle devam etti. Bir televizyon kanalında da aynı zamanda kitapları anlatmış. Evet. Daha sonraki yıl. Evet, evet. Evet. Yani bilmiyorum. Başka bir televizyon olmuş. Kanalında farklı bir... O yüzden başka bir televizyon kanalı televizyon reklamını vermek ne kadar uygun olur. Adını söylemedim. Evet. Orada bir dönem işte programlar yaptık kitap tanıtımına ilişkin. O da keyifliydi. Yani hani mümkün mertebe edebiyatın her alanında yani seviyorum, olmayı seviyorum bir kere. Olmayı sevdiğim için de bir şekilde becerebildiğim dallarda, konularda da çalışmaktan hoşlanıyorum. İşte öyle olunca da çok çok farklı. İşte çocuk kitabından işte yetişkin romanına, işte bir yandan korku romanından işte kitap kritiklerine varıncaya kadar başka başka pek çok alanda işte top koşturuyoruz, at oynatıyoruz ya da kalem oynatıyoruz diyebiliriz. Şimdi tabii bir de mesleğin de getirmiş olduğu, yani bir gözlem yeteneği getiriyor. Hı hı. Ama geçen yıllar içinde, şimdi daha ön plana çıkan, ödüller alan çalışmalarımızı konuşacağız ama ben her şeye böyle daha küçük bebek adımlarla girip çocuktan başlamak üzere. Çocukla ilgili kısımda örneğin suça sürüklenen çocukların müdafiliğini yaptığınız olaylardan bile etkilenerek hikayeler çıkarmışsınız. Mesela bunların öyküleri de enteresan. Dolayısıyla meslekten edinilen tecrübelerin de getirmiş olduğu farklı bakış açıları muhtemelen besliyor, değil mi çalışmalarınızı? Yani şöyle, avukatlığın hani birebir çok fazla kullanmıyorum. Yani bunun tartışmasını yapabiliriz aslında. Yani hani bu nedir? İşte hukukçuların ya da işte psikologların, psikiyatrların danışanlarıyla ya da hukukçuların müvekkilleriyle aralarındaki o dosya, o dosyaların ya da işte danışanlarla yapılan o dosyaları psikologlar, psikiyatrlar açısından ya da farklı meslekler açısından bunları düşünebiliriz. Ne kadar etik kullanılması? Hani bence orada bir sıkıntı var. Yok olay evet evet yok yok. Yani gözlem. Anladım anladım. Böyle bir vaka da var. Evet evet oraya geleceğim. Yani çok fazla birebir kullanma taraftarı değilim. Ama hani öyle şeyler var ki işte avukat öyküleri vesaireler falan bunları da anlatma yani bir şekilde anlatabilirsiniz. Ama anlatırsanız da tabii ki özünden kopararak da bambaşka bir boyutta sergileyerek de işte hani tamamen gerçekliğinden kopartıp bambaşka edebiyatın gerçekliğinde o kurgusal kurmacanın içine alarak da anlatabilirsiniz. Böyle hani avukat öyküleri var. Hem yazdım işte hem Kartal Edebiyat K dergisinde bir 5-6 sayı yayınlandı. Gayet hani keyifli gidiyor. Okurlara daha soruyorlar sürekli olarak ama hani bir yandan proje olarak duruyor. Yani bir şekilde yazmayı düşündüğüm 20 kadar öykü var onlarla ilgili. Hatta istesem daha da fazla gidebilir. Çünkü meslekte de 25. yılımı doldurdum. Ama hani o bir yandan proje. Fakat bunların yanı sıra avukatlığın işte hani getirdiği en büyük şey ne? Empati. Az önce sizin söylediğiniz. Hep hani düşündüğüm, söylediğim ve hani avukatlığın getirisi olan, hukukçuluğun yanı sıra sadece avukatlığın getirisi olan bir durum var ki bu durum da şu. Hakimlikte yargılama mercisiniz. İşte savcıysanız iddia makamısınız ama avukatsanız işte hani hem sanık müdafi olabilirsin, sen mağdur vekili olabilirsin. Yani bu çok farklı bir şey. Size empati yeteneği kazandırır. Hem davacı hem davalı tarafında olabilirsiniz. Yani farklı bakış açılarıyla bakmak, görmek ve onları bir şekilde anlamak. Hani bu biraz bizim mesleğimizin getirisi. Yani hiçbir şey getirmediyse bile bu empati yeteneğini bana kesinlikle kazandırdı. Evet. Bir yandan bu masallarla ilgili bakış açınız beni de orada da yakalamıştı aslında. Yani mesela ben Andersen masallarından korkarım. Yani korkmayacak gibi de değil yalnız evet, Andersen. Evet, Kurşun Asker o betimlemesi üzerinden aynı zamanda bir kapitalizm eleştirisi ve orada nasıl hani araçsallaştırıldığıyla ilgili bir eleştiriniz vardı. Orada nasıl... bir şeyler söylemek ister misin? Yani şöyle söyleyeyim en basit işte kurşun asker aslında Andersen tabii ki
o kapitalizmin o kadar acımasız olduğu dönemlerden daha öncesinde yazmış, bitirmiş. Fakat sonrasında kapitalizm 1900'lerde masalları keşfediyor. Hani her şeyi keşfediyor aslında kapitalizm. Her şeyi keşfederken bir yandan masalları da keşfedip masalları nasıl kullanırım diyor. O ara hani Andersen'in kurşun asker masalı aslında çok da revaçta değil. Ama kurşun revaçta olan bir maden. Ve hani kurşunu halkın gözünde sevimli gösterebilmek, zararsız gösterebilmek için bir anda Andersen'in masalı kurşun asker lanse ediliyor. İşte kurşun asker aslında hani çok şey olarak, masal olarak tekrardan piyasaya sürülüyor. Öte yandan da işte hani kurşun zararsızdır. Hatta hani bebek mamalarında bile kullanılması gerekir. İşte bebek mamalarının saklandığı kapların olması gerekir vesaire gibi bir takım şeylerle piyasaya kurşunun çok zararsız hatta yararlı olduğu açıklanıyor. Tabii ki hani sonrasında kurşunun ne kadar zararlı bir maden olduğu, kullanılmaması gerektiği bütün o kurşun lobilerine rağmen yapılıyor. Ama tabii bunu yaparken de aslında başka lobiler devreye giriyor. Hangi lobi? İşte atıyorum hani atom lobisi devreye giriyor. Çünkü kurşunu işte ne kadar tuğkaka ederseniz işte ona göre atom reaktörlerini daha fazla kullanabilirsiniz gibi. Hani orada da masallar maalesef kullanılıyor. En basit hani o dönemdeki şeyler gibi. Mesela Noel babaların da aslında Noel babanın kıyafeti işte yeşilken sonra Coca-Cola'nın bir şeyde sadece yazın değil kışın da kola içilsin mantığıyla yapılırken işte oradaki bildiğimiz kırmızı beyaz kıyafete dövüşü veriyor falan yani hani bir şekilde o kapitalizm kullanabildiği her şeyden faydalanmaya bakıyor. Evet. Şimdi Hayat Apartmanı'nın hikayesi uzun aslında. Değil mi? Yani bir 10 sene alan o muydu? Tabii yani? Tabii. 10 yani senelik bir hikayesi kitap, var ve kitap. Oradan hiç vazgeçilmiyor ve o bir bayağı bir meşakkatli bir süreçten geçiyor. Bana böyle bir yandan bambu ağacının hikayesini anlatıyor. Bilir misiniz bilmem. Bambu ağacını böyle hani ekerler, hiç bir sene tohumdur, bir sene ortada bir şey yok, iki sene, üç sene, beş sene, hiç daha saksıda bir hareket yok. Birden beşinci seneye gelir, işte bilmem kaç santim uzar. O, bilmem kaçıncı, altıncı seneye geldiğinde boyu üç kat falan artar. Dolayısıyla şimdi bunun hikayesi öyle bir gelişmiş ki arkasından böyle ödülleri de beraberinde getirmiş. Arkasından ödül süreçleri gelmiş. Dolayısıyla bu biraz da bana şeyi de hatırlattı. Bu Mikrokozmos diye bir film vardı. Çok keyifli. O da 10 senede çekilmiş bir filmdi. Çok emek harcanmış ama gerçekten başarıları hak etmiş. Dolayısıyla o sürecinizi ve o vazgeçmeme çabanızı da aynı zamanda dinlemek isteriz. Yani şöyle, ilk böyle hani yazmaya niyetlenip ondan sonra tamam artık hani oturacağım, yazacağım dedikten sonra işte bir iki sene içerisinde ilk dosyamı oluşturdum. İşte yaklaşık 2000-2001 gibiydi ve yani o kadar zor olacağını düşünmemiştim ben sürecin. Başladıktan sonra işte yayın evleriyle göndermeye başladım. Hatta mesela ikinci gönderdiğim yayın evi kabul etmişti. Ben dedim tamam yani hani süreç çok da zor değil, ne kadar uzun sürebilir ki düşüncesindeydim. İşte hani ülkemizin sürekli devam eden krizlerinden, ekonomik krizlerinden. 2001'de tam krizin yaşandığı evet. dönemdi bu arada. Yani kitabın basılmasına karar verildi. Verildikten sonra işte hani 1-2 ay sonra basılacakken işte 2001 krizi sonrasındaki işte farklı farklı şeyler. Süreç hani birkaç ay gecikir işte bekler misinizden hani 10-11 sene beklemeye kadar uzadı. Tabii hani orada vazgeçmeme... Hep aynı sebeplerle mi beklediniz? Yoksa şöyle, farklı sebepler oluştu mu? Ya da şurayı değiştir ya da başka bir... Aynı şeyler... dosyada şey yapmadım, ısrar etmedim. Çünkü hani aynı dosyada ısrar etmenin anlamı yok. Siz değişiyorsunuz.
hayat değişiyor. Hani hayat ve insan... Övgüler de değişti yani. Tabii ki. Tabii ki. Yani hani dört tane dosya attım. Sonrasındaki beşinci dosya çıktı. Tabii ki hani sonrasında ilk dosyadan belki bir iki öykü girdi ya da farklı yerlerde yayınlandı sonrasında. Ama hani o ilk yola başlayan insanla bitiren insan tabii ki aynı değildi. Ama hani bir yandan bu sürekli uğraşma, işte yayınlanması için şey yapma. Ama şey demek de değil. Bazen diyorum hani kendime çok da haksızlık yapmayayım. Hani kabul de edildi tabii ki. Yani defalarca reddedildim. Onlar hani saklıyorum bir şekilde ve hani mutlulukla bir şekilde o zaman çok üzülsem de şu an benim için aslında hani bir şekilde mütebessim de olsa bir hani orada duran bir hayatıma ilişkin bir belge olarak duruyorlar. Öte yandan da tabii ki hani pek çok yayın evi de kabul etti. Ama yani süreç bir şekilde uzuyor, olmuyor, şu oluyor, bu oluyor vesaire vesaire. Yani hani pek çok kişinin de başına gelebilen durumlarda arada hani üzülüyorsunuz, kırılıyorsunuz. İşte bir daha yazmayacağım diyorsunuz. Bazen gerçekten bir sene, iki sene yazmayı tamamen bırakıyorsunuz. Bu da çok insani. İşte başka şeylerle uğraşıyorsunuz. Ya tamam yani yazmak da neymiş? İşte film seyretmek daha keyifli, işte bilgisayarda oyun oynamak çok güzel gibi biraz kendinizi oyalıyorsunuz. Ama eninde sonunda o hani yazma dürtüsü ve içinizde sizi rahat bırakmayan o işte huzursuz cin bir şekilde geliyor, dürtüyor sizi. Yaz, yaz, yaz diyor, işte ben buradayım diyor, kendini hatırlatıyor. Sonrasında hani yeniden kalemi elinize alıyorsunuz. İşte Sait Faik'in dediği gibi hani yazmayacaktım diyor, ondan sonra öpüyor kalemi, tekrardan açıp yazmaya başlıyor. Yani yazan insan bir şekilde vazgeçemiyor. Ama hani bu hikayenin de en şeyi bir şekilde gerçekten yazıya inanıyorsanız vazgeçmemek gerekir. Aynı zamanda bana biraz Rolme'nin yaratma cesaretini de hatırlattı. Yani orada bir hani içindeki savaşçı zaten insanın hani üretme zamanı gelmişse o sancılı bir doğum sancısı gibi ve o çocuk doğacak yani. Bebek doğmaya hazırlıklı ve onu orada tutamıyorsunuz. Biraz onu da anımsattı. Şimdi tabii burada bir tanımlamanız var. Yani evler ne zaman ölür diye bir betimleme var. Onun için ne söyleyeceksiniz? Evler ne zaman ölür? Yani evler ölür mü? Ölür mü? Ölür mü? İşte biraz belki onu konuşmamız gerekir. Evler aslında içinde yaşayanlarla birlikte nefes alıp verir. Yani içinde yaşayanlar öldüğü zaman ev de ölür mü, yoksa ev hatırlamaya devam eder mi? Ya bence ev hatırlamaya devam eder. Çünkü hani mekanın bir hafızası var ve biz aslında günümüzde biraz o mekanların hafızalarını kaybediyoruz. Ve onları kaybettikçe sanki işte hani belki o zaman evleri öldürüyoruz. İşte mahalle kültürümüz kayboluyor. Her şey tek tipleşiyor. Benzer hayatlar, benzer yerlerde gidiyoruz. Yani hani Anadolu'da ya da işte Avrupa'da tamamen aynı sokaklarda geçmeye başlıyorsunuz. Yani işte hani bir ev ölüyorsa ya da bir mahalle ölüyorsa o zaman ölüyor. Yoksa ev hatırlar. Yani 100 sene öncesinde hatırlar, 150 sene öncesinde hatırlar ve mekanın hafızası buna yeterli gelir. İçinde bütün yaşayanların hikayelerini biriktirir bence evler. Yani siz gittikten sonra da ev onu hatırlayıp bir şekilde sonrasında gelenlere fısıldamaya devam ediyor. Ama biz işte diyorum ya, tek tipleşerek o fısıltılara bir şekilde kulağımızı tıkıyoruz. Siz az önce söylediniz, ben de bir küçük hikaye anlatayım. Bu İspanyollar Güney Amerika'yı işte katliamla bir şekilde hani yok etmeye, oradaki Aztekleri hükümranlığı altına almaya çalıştıkları zaman ormanın içine gidiyorlar. Tabii ki tek düşündükleri, tek almak istedikleri oradan altın. Ve aslında oradaki yerli halk için de altının bir değeri yok. Ne kadar fazla toprak elde edebiliriz, ne kadar fazla madenleri işte sömürebiliriz niyetleriyle. Ormanın içi, daha içi, işte en uzak madene gitmeye çalışıyorlar. Sonrasında bunlar ormanın içinde ilerlerken bir anda işçiler
yani yerli halktan olan işçiler duruyor. İşte kırbaç, şu bu vesaire falan hiçbir şekilde hareket ettiremiyorlar. Ve sonra oradaki işte tercümana soruyorlar, neden ilerlemiyorlar? Adamlar diyorlar ki çok hızlı hareket ediyoruz, ruhlarımız geride kaldı. Onların yetişmesi için beklememiz lazım. Yani modern zaman insanın da ruhları çok geride kaldı. Biraz soluklanıp beklemeye ihtiyacımız var sanki. Evet, aslında bir yandan öyle. Bir yandan da söyledikleriniz bana tabii kuantum evrenini de çağrıştırdı. Bu evlerin hafızası olmasıyla ilgili. Çünkü dünyada aslında evrende daha doğrusu her şeyin bir hafızası var ve hiçbir şeyi yok olmuyor. Yani bir paket lastiğinin bile bir hafızası var. Genişletiyorsunuz, o bir süre sonra eski konumuna dönüyor. Yani aslında fizik kanunları da, Newton sonrası fizik kanunları özellikle bakıldığında onlarda da böyle yasalar var. Dolayısıyla da edebiyatın yasaları ya da buradaki imgelerin yasaları da çok da uzaklaşmamış görünüyor aslında temelde. Şimdi aynı zamanda bir Sokrat'ın, akılsız Sokrat mı var? Evet, akılsız Sokrates. Akılsız mı? O nasıl bir öykü, roman, orada nasıl bir çalışma var? Ben Siyah Leke'yi dinledim. Bir Kara Leke. Evet. Akılsız Sokrates tabii bir öykü kitabı ama biraz ters köşe. O ilk çıktığındaki bundan 6 yıl önce çıkmıştı ilk baskısı. O zaman işte felsefe siteleri ya da işte kişisel gelişim siteleri ayın kitabı, haftanın kitabı falan diye tanıtmışlardı. O zaman yani biraz yani reklamın iyisi kötüsü olmaz demiştik. Ama tabii ki bu bir öykü kitabıydı. Felsefe kitabı değildi. Tabii ki hani Sokrates'in de kendi yani akılsız da olsa kendi içinde bir felsefesi var. Şimdi İtaki'den çıkan yeni baskısında da gene benzer durumla karşılaştık. Gene felsefe siteleri hani felsefe kitabı olarak tanıttılar. Vardır tabii ki bir hikmeti, bu Sokrates'in de bir felsefesi var elbette. Bu aslında futbolun filozofu Brezilyalı Sokrates'e bir gönderme. Aynı zamanda onun üzerinden İzmirli bir futbolcu olma sevdalısı bir çocuğa gönderme. Taylan o mu? Evet ama şey değil tabii ki yani. Yok, Taylan o değil. Taylan bir Kara Leke'nin kahramanı. O tek orada var. Evet. Yani hani akılsız Sokrates sonuçta Sokrates olabilecekken akılsız olmuş olan bir kahraman. Yani evlat olsa sevilmez ama bir yandan da kendini anlayabildiğiniz zaman yani hani kahramanı anlayabildiğiniz zaman da şeytan tüyü var dedikleri kendini bir yanıyla da sevdirebilen bir kahraman. Yani yazık olan hayatlardan birisi özünde dönüp dolaştığımız ettiğimiz zaman. Akılsız Sokrates de hem Türkan Saylan ödülünü kazanmıştı o dönemde. Hem de Orhan Kemal ödülünü kazanmıştı. İşte sonrasındaki süreçte yıllar sonra yeniden basımı yapıldı. Hani 2016 mı var orada? 2016 sonrasında tükendiydi. Yani bir 5-6 ay sonra tükendi ve bir 5 sene beklediydim. Onun yeniden basılması da biraz şeydir. Hani okurların da ciddi anlamda isteği olmuştu. Yeniden basılsın, ne zaman basılacak, edecek falan. O da tabii mutlu etmişti. Ve yeniden basılır basılmaz da tabii hani itibar ettiler. O da mutlu etti tabii ki. Okurlarını siz çizide bırakmıyorlar ve hepsi güzel şeyler yazmışlar. Ben ne zaman baksam siz bir imza günü yapıyorsunuz. Ben nereye bakacağımı şaşırıyorum. Sürekli bir imza günü, yani yeni kitap mı çıkardın diyebileceğimiz kadar böyle hani meraklıları var. Şimdi tabii biraz yayının başında da söyledim. Bu sakar meke, yani göğün kuşlar için oluyor olması tabii çok etkileyici bir söylem. Çünkü ben bu yayın sonrası size hediye edeceğim kitabımda, son kitabımda benim söylemim de kişisel gelişim eğitimlerimde de aktardığım şey antropojenik, insan merkezli bir dünyaya bakış açısı. Yani sadece insan sanki merkezinde ve diğer canlılar yokmuş gibi.
Ve insan her şeyin kendisi için var olduğunu varsayan yanıyla aslında bir sürü konularda saçmalıkların evet. içine düşüyor. Descartes'ten bu yana yüzden, hani onu getiriyorlar. O yüzden benim için beni yakalayan, sizinle ilgili beni yakalayan en önemli unsurlardan bir tanesi göğün kuşlar için olduğu hı-hı. kısmıydı. Yani bu gök bunun için var söylemiydi. Dolayısıyla kuşların işte bu gerek göç yanı, gerek zaman kavramı, bir zamansız hı-hı. olarak aynı zamanda tarif etmişsiniz kuşları. Biraz o Sakar Meke'den de bahsedebilirsek. Tabii ki. Şöyle, hani Sakar Meke aslında hani hepimizin bildiği o Sakar alınlarındaki beyaz akıtma. Fakat hani o Sakar Meke'nin doğrudan... Yalan kızı diyebilen bile var mı değil, yani? Tabii değil ki. Aslında. Yani kuş gözlemeyi sevdiğim için evet. aralarında fark var. Ve hani uzun zamandır aslında İstanbul Boğazı'nda gördüğümüz bu hani çok güzel, naif, siyah burunlarının üzerinde beyaz akıtması olan ama yavruları da bambaşka böyle hani pembeli hatta ne bileyim ben... gökkuşağına yakın bir sürü rengi içinde barındıran tamamen bambaşka yavruları var. Yavruları zaman içerisinde sonradan esmerleşiyor. Onlar da flamingo rengine benziyor mu? Şimdi flamingo çocuğunu hatırladım. Yani siyahlı ama yani şey turunculuları, kırmızıları var. Şeyleri de çok güzel, yavruları da çok güzel. Bunlar aslında tatlı su kuşu. Göçmen kuşlar. Koşmadan işte, uçamıyor zaten. Evet. Yani işte hani o sakarlık var. Halleri evet. Bir yandan doğrudan anlatımla hani mecazi olarak kuş üzerinden yürüyüp ama içindeki insanı gördüğümüz zaman da insandaki o sakarlık hali, tam olmamışlık hali aslında hani sakarlık gerçekten güzel bir şey. Çünkü ustalık hani her işte usta olmak ya da usta olduğunu iddia etmek çok da sağlıklı bir şey değil. Yani önemli olan belki biraz sakar acemi kalabilmek ve belki biraz bunda da hani usta olmamakta, acemi olmakta değil ama usta olmamakta inat etmek bence kıymetli bir şey. Hani buradan devam edebilmek. Çünkü hani her şeyi biliyorum, her şeyi yapacağım. Hani hayat benim etrafımda dönüyor. Hayır. Yani hani Sakar Meke'lerin o uçmaya çalışırken ve hatta konarken acemilikleri ama öte yandan gökyüzü onlara ait. Yani aynı zamanda deniz de onlara ait. Yani böyle bir hayatları var. İşte onlar üzerinden insanın bir sakarlığı, iki göçme kalma, hani neresi memleket oldu artık, neresi yok gurbet oldu, bir göçmenlik, göçebilme hali ve diğer kuşlar üzerinden de işte hani kendini gerçekleştirme, hepimizin kanatları var mı yok mu, bunları aslında biraz anlattım. Şeydi. Kitap bittiği zaman ben aslında kitap bütün neredeyse öykülerde kuşların olduğunun farkına vardım. Yani aslında kuşlar tabii ki orada bir mecaz olarak da düşünüyorum. Buradaki işte bizim aslında hani hayata bıraktığımız birer mesaj gibi her gün. Evet, turnalar. Onlar da özel galiba. Turnalar da özeller tabii ki yani. Biraz böyle ilgilenmişsiniz gibi geldi. Turna zaten. Yani belli bir sembol zaten. Anadolu coğrafyasında sadece Anadolu'da da değil aslında. Hani Doğu coğrafyasında var. Pek çok evet. medeniyette de var ve farklı farklı isimlerle de hani alınıyor. Allı turna diyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz ki aslında flamingolara allı turna deniliyor. Türküler yapılıyor. İşte romanlar yazılıyor. İşte destanlarda yer alıyorlar. O yüzden hani turnalar halkın gönlünde de yer alan, işte sevgiliye haber gönderen, gönderilen, sevgiliden haber de getiren eden haberci ulak aslında bir yanıyla. Bir öyküde de gene ulak ama hani kanatlarımızın olduğunu ve her birimizin aslında istesek uçabileceğimize anlatan insana gönderilen bir ulak bir yanıyla da. Evet. Aslında bir yandan da şunu da düşünüyorum. Uçabilmek için kanatlara ihtiyacı var ama koşamadan uçamayan bir canlı olduğu için eğer ayağı incinse yine uçamayacak kanatları olduğu halde. Evet. Çünkü koşmadan uçamıyorlar. Hep suyun üstünde koşturuyorlar. Dikkatinizi çektiyse.
Şimdi bu anlattıklarımızın bendeki tabii yankıları, şunu da önemsiyorum. Bu sanat sohbetleri sırasında tabii bir sürü toplumun içinde böyle topluma değer katmak açısından ön yargı kırmak da önemli diye düşünüyorum. Öncelikle bu Sokrat tarafıyla ilgili aslında tamamen bir ön yargıdan, yani içinde bir filozofun ismi geçtiği için sırf onu bir felsefe sınıfı içine toplumun kategorileştirme merakı üzerine bunu yapılandırma çabası aslında. Bu da bir otomatik pilotta yaşamak gibi bir şey. Evet. Yani bu mesela hani birazcık değiştirilmesi ve bir dakika ya öyle bir bakış açısı var. Yani hiç sandığınız gibi değil hikaye demek gibi bana bunu hatırlattı. Sakarmaki tarafındaysa insanın o eksik yanı, aslında insan kusurlu ve eksik bir canlı. Eğer onlar olmasaydı bu duygular, bu iletişimlerin hiçbiri olmazdı. Hatta insanlar sosyal olma gereği bile duymazlardı. Aslında bütün duyguları besleyen, sanatçının sanat yapabilmesi için bir iradeyi ortaya koymasında bile aslında bu eksiklik yanı var. Her şey tam olsaydı herkes kendi kendine yetip bu dünya devam edecekti belki de. Yani şey söyleyeceğim de, mesela insan aslında en eksik canlı. Çünkü hani doğadaki bütün canlılar bir şekilde kendilerine ihtiyaç olan bütün malzemesiyle birlikte yaratılmış. Kim de yok yani. İşte hani nedir? Köstebek tamam görmüyor ama işte uzun tırnakları var, o şeyi kazabiliyor. İşte atıyorum flamingo beslenirken o gagasının içinde işte atıyorum 3-4 tane tabaka var. Suyu, çamurlu suyu damıtabilecek bir mekanizmayla. İşte evet. Hani X canlısı işte ne bileyim ben sivri gaga, sivri pençelerle falan. Evet, ateşe basıyor. Kızgın kuma basıyor. Bir şey olmuyor. Evet. Akreptir, şudur, budur. Hani hamam böceği diyorsunuz. Ama hamam insan böceği... tüysüz, büyüsüz böyle düşün. Burası evet, bir saat hiçbir şey yok insanın. Yani eli, ayağı yani ne hızlı koşabiliyor, ne çok iyi görebiliyor. İşte ne bileyim ben ne toprağa kazabiliyor. Ama hani bunların hepsinin ötesinde insanda da olan bir şey var işte. Orada da akıl var. Ve insan sonuçta o aklı sayesinde bütün o hazır bulunmayan aletlerin hepsini ve daha fazlasını yapabiliyor işte. Hani oradaki farklılık da oradan kaynaklı. Eksikliğini öyle bir tamamlıyor ki bu sefer hani diğer canlılar için keşke hani o eksiklik bu kadar da tamamlanmasaydı bir hale geliyor insanlar. İlk şaman kim? Sonuncusu geldiğine göre ilk şaman kim? Sizin kendi bakışınıza göre bu sonuncusu. Yani ilk şaman diye bakacak olursak ilk şaman aslında ilk insan, doğayla barışık olan ilk insan, ilk şaman ve doğayla barışık olan herkes de aslında bir şaman. Doğayla ne kadar barışıyorsunuz, doğanın ne kadar işte ruhunu dinleyebiliyorsunuz. Yani tamam işte bu şehirlerin içinde bir yandan kayboluyoruz ediyoruz ama öte yandan da işte hani ağaca ne kadar sarılıyorsunuz, gökyüzüne ne kadar bakabiliyorsunuz. İşte yolda yürürken o kedileri, kuşları, köpekleri ne kadar sevebiliyorsanız en azından içinizdeki şamanı öldürmüyorsunuz. Son şaman kim? Son şaman aslında hepimiziz. Yani hani bu şekilde devam eden etrafındaki doğayla en azından hani küsmemiş, barışık yaşayabilen, tabii ki çok fazla olamıyor ama hiç değilse hani o barışık yaşamayı başarabilen herkes bir şekilde ruhunda o şamandan bir parça da olsa taşıyor ve doğanın fısıltılarını duyuyor. Belki sesini duyamıyoruz artık çünkü çok yoğun gürültü, şehrin gürültüsü çok yoğun ama en azından fısıltıları bir şekilde kulağımıza geliyor. Bir kara lekede geçiyor, birkaç yerde daha ismini duydum. Yılmaz Güney sizin için önemli bir yeri geçiyor hikayelerde. Yani Yılmaz Güney tabii ki çok önemli, şey olarak çok seviyorum, hani sinemasını çok seviyorum. Duruşunu çok seviyorum. Hani bu sebeple geçiyor sinemasını. Dönemi sebebi de yansıtıyor. Tabii ki, tabii o dönemi konjonktürü içinde de geçmiş oluyor. Evet, yani hani kişi isminden ziyade. Hangi dönemi anlatıyorsanız, anlattığınız dönem olaylarla ilgili bir şeyler anlatırken hani doğrudan değil de dolaylı olarak bir şeyleri anlatmak
daha hani okurla iletişimi daha sağlıklı kılıyor. Hani bizim şeyde sürekli anlatmak değil aslında, daha ziyade bir şekilde hani ya ben sana işaret edeyim de sen gör, sen anla demek daha doğru. Biraz edebiyat buna dönüyor. Çünkü hani şey de değil, zaman nasıl değişiyor? İşte hani 1800'lerin sonu, 1900'lerin başı işte sinema yok ve o dönemde ne yapıyorsunuz? Her şeyi ayrıntılı biçimde betimliyorsunuz. Sonrasında işte hani o bütün o betimlemeler işte odadan içeriye girdi, masanın üzerinde neler var, işte kıyafetler ne, niye? Hani orada aslında size bütün o şeyi yazar anlatıyor. Bütün her şey yazarın size anlattığı gibi anlıyorsunuz ve ona göre kafanızda canlandırıyorsunuz. Sonrasında hani sinema öyle bir şekilde insanları ve sanatı değiştiriyor ki diyorsunuz ki yani ben ne kadar anlatsam da bu sinemanın yaptığını gibi anlatamam. Bir, ikincisi hani artık gerek var mı? Zaten masayı biliyor işte şu, bunu herkes biliyor, gördü, etti. O zaman ne yapacağız? Hani farklı bir şekilde, farklı bir yerden gireceğiz ve hani siz bazı şeyleri anlatıp kalanı okura bırakmaya başlıyorsunuz. Hani burada da Yılmaz Güney, tabii ki Yılmaz Güney aslında hani bir şekilde Yılmaz Güney ama bir şekilde de Yılmaz Güney'den çok daha fazlasını anlatıyor. Bir Körüleke neyi anlatıyor? Ya aslında onun çok özel bir hikayesi var. Çok fazla hani belki büyüsünü bozmamak için girmek istemem ama esas itibariyle bir baba ve oğlun barışamama hikayesi. Ve hani öyle bir şey ki ben oğuldan dinledim, yıllar sonra babayı da gördüm. Tabii oğlu babasını gördüğümü bilmiyor. Babası onu tanıdığımı hiç bilmiyor. Baba pek sevilecek bir baba değilmiş gördüğüm kadarıyla. Değil. Yani ama şey, dediğim gibi hani etkileyen, beni çok fazla etkileyen, çok fazla içimde kalan, çok uzun süre kafamda taşıdığım, yani o da muhtemelen 10 sene, 18 sene gibi içimde kafamda taşıdığım çok öykülerden bir anlatımı var biriydi. O hikayenin, yani hem dönem kurgusu hem hikayenin anlatımı, ben sizin kendi seslendirmenizden dinledim onu. Aynı zamanda internette, YouTube'da var. Oradan dinledim. Zaten öyle fikir sahibi oldum. Sonra işte kitaba bakınca daha iyi. Hatta tabii şeyi de merak ederim. Yani işte orada bir Taylan geçiyordu. O ötekilerle olan bağlantısını da tabii, çünkü şey, yani Sokrat, akılsız Sokrat ve o bir şey, yani muhakkak onlar bir yerlerde birbirleriyle aynı kitaba girdiğine göre bir yerlerde bir buluşma şeyleri var, yani onların bir bağlantıları var muhtemelen. Ancak bütünden muhtemelen çıkarabileceğiz. O da okuyucuya sürpriz olsun. Ya hani öykü kitaplarının biraz öyle bir yanı var ya, hani öykü kitaplarını hani bütünlüklü olup olmama, bunu sürekli tartışırız ama hani bir kitap bütünlüğü diye bir şey var mutlaka. Bunu hissediyorsunuz. Yazar hissediyor, editör hissediyor ve yani o bütünlüğün içerisinde yer alan ve bazı öyküler bakıyorsunuz çok güzel ama o bütünlüğün içinde yer almıyor. Hani o oraya girmiyor. Hani dışarıdan okusanız, baksanız sanki böyle farklı farklı öyküler ama hani bir özü ve kitabın bir ruhu, duygusu var. O duygunun ruhun içine giren yer alıyor. Bir ya söyleşinizde ya da bir yerde böyle, ben dünyayı gezen biriyim, 107 ülke oldu, çok seviyorum. Belki bir görüştüğümüzde de biraz bahsetmiştim. Evet. Şimdi o görmek istediğiniz ülkeler arasında Kenya var, gittiğim ülkeler bunlar ve İran var. Mesela bunlarla ilgili bana böyle, hani İran zaten direkt edebi olarak bir çağrışım yaptı. Ama aynı zamanda böyle hani Kenya olunca da böyle biraz daha şaman ve orada etnik kültürler, altyapı. Ve ben o zaman sizin içinizdeki o zihin haritasını anlamak istedim. Acaba neden buralara gitmek ister diye. Yani şeyleri çok cezbetmiyor. Hani batıya gitmek çok fazla cezbetmiyor. Ve şey gibi geliyor, hani ülkeler aslında birbirine benzer. Biraz şey var mesela, biz Türklerde
Batıdan birisi geldiği zaman işte ne kadar modern olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Aslında hani modernlik tamamı birbirinin aynı ezberi sunuyorsun sen. O zaten varsa onda daha iyisi var. Yani senin kıymetli olan şeyin aslında orada olmayan, kendine has olan şeyler. Yani orada işte İran, Kenya ya da işte hep böyle daha az baktığımız Doğu, ama hani Doğu derken de orada bir kadim Doğu. Yani hani İran'ın o kadim kültürü yıllardan bu yana gelen süzülmüş olan o kültür ya da işte hani Afrika'daki hayat nasıl akıyor, orada da hani bir bilgelik var. Çok azla yetinebilme ve hani onunla yetinirken de bir şekilde hani şeye şükretme, doğaya şükretme hali. Tabii ki hani bir yandan ister istemez her tarafta o gelişme etme, hani modernitenin getirdiği şey var, ama öte yandan sanki hani oralarda biraz daha hani ruhu, doğanın ruhunu, zamanın ruhuna yenik düşmemiş doğanın ruhunu yakalayabilme ihtimali var gibi geliyor. Kenya'ya gittiğim zaman ben Masai Mara kabilesinin yerlileriyle görüştüm. Sonra röportajlar yapmıştım ve onların hayatlarına ilişkin bizden çok farklı paradigmalar olduğunu fark ettim. Onlar için koyun, sığırlar kutsal. Bir de çocuklar kutsal. Örneğin bir sığırı aslan kaptığı zaman arkadaşına gidip vah sığırımı kaptılar diye anlatamaz. Onlar savaşmak durumunda. Nasıl hani Türklerde vardır ya, böyle eski Türk tarihlerinde ve bir sürü mitolojide savaşıp hani isim hakkı alabilmek için bir savaşlık ve yararlılık göstermesi lazım. Orada sığırlar öyle olduğu için iki tane şey karşılaştığı zaman iki kabile elemanı diyelim, yani birbirlerine sığırlar nasıl, çocuklar nasıl diye soruyorlar. Yani bu kadar. Hani ondan sonra yollarına devam ediyorlar, tanısın tanımasınlar. Ve karısı adama sabah giderken, yani işte ava giderken bey kaçta geleceksin diye bir soru sormuyor. Çünkü Masai erkeği için bir gitmek var, bir de gelmek var. Arada başka bir şey yok. Yani böyle bir detay yok mesela. Hani baktığında aslında farklı düzlemlerde yepyeni başka paradigmalarla tanışmış oluyorsunuz. Ve biz zannediyoruz ki tek doğru var, tek doğru bu. Evet. Hayır, değil. Değil mi? Evet. Yani orada tabii çok çok farklı şeyler var. Bazıları teknik şeyler, sorunları da var. Başka bir günün konusu olsun. Çünkü kabile, ben yayın yapıyordum bir ara. Her hafta bir ülke anlatıyordum televizyon kanalında. Şimdi tabii bu besleyen bir şey. Benim anladığım kadarıyla hem felsefi, hem yeni beslenecek, hem de otantik arayışlar ve insanın farklı deneyimlerin ve farklı insanların yapıları, yani bunu anlamak birazcık ve farklı coğrafyalarda diye düşünüyorum o uzaktaki. Peki sanatın ve edebiyatçının konumlanması acaba nasıl bir yer olmalı ya da olmalı mı? Yani bu daha doğru, olmalı mı? Yani sürekli bir yerde konumlanmamız gerekir mi? Yani doğru mu ya da işte, çünkü o ikincisi felsefeye giriyor yani. Cumhuriyet'in ilk döneminde hani olduğu gibi, ama bu sadece Türkiye'de değil, yani genel olarak hani modernite ya da pozitivizmle birlikte gelen durum, sanatçı ya da işte aydın ya da işte bilim insanı vesaire falan, yani hani belli insanlar halkı işte üzerindedir, halkı eğitmek durumundadır, halk eğitilmesi gereken bir şeydir. Yani, ne kadar tepeden bakış gibi. Değil mi? Evet, yani? Tamamen tepeden bakış, yani hani ben seni eğiteceğim, işte yazdıklarımla eğiteceğim, işte sen onu bilmiyorsun, bunu bilerek, bunu okuyarak öğreneceksin. Ya yok öyle bir şey bence. Yani sanatçı nerede olmalı? Sanatçı ayrı bir şey değil ki. Yani sanatçı dediğimizde aslında halkın içinde, halkla birlikte olan kişidir bence. Yani halkın dışındaysanız, orada fil dişi bir kulede yaşıyorsanız anlatabileceğiniz şey nedir? Yani bilim yaparken de bu benzer, işte siyaset yaparken de benzer, ya da herhangi bir meslekte çalışırken de benzer. Yani hani şeye de bakıyorsunuz, en böyle önemli iş insanları
ya halkın tamamen içinden olan, içinden çıkmış, onunla birlikte yaşayan insanlar. Yani milyon dolarları, milyon dolar diyebiliyorum ben fazla, milyar dolarları olan insanlar yani gayet de şey, halkın içinde mütevazı biçimde yaşayabilen insanlar. Niye? Hani doğru olan bu. Olması gereken, sahici olan bu. Sanatçı açısından da öyle. Yani sahici olan ne? Ya işte halka indim ya da işte şey beni hep çok güldürür. İşte halkın nabzını tuttum. Ne yaptım? İşte X insan gitmiştir, taksiciyle konuşmuştur. Halka yani inebildikleri diyorum. Bu da çünkü çok tepeden kendilerini işte hep, bu cümleyi evet, kullanmak evet, bile evet, çok tepeden yani. Sürekli böyle bir yukarıda bir yerleri halka inme, halkla en fazla buluşabildiğin nokta taksiciyle konuşabilmendir. Yok böyle bir şey yani. Hani birlikte yaşayan, eden, halkla birlikte olan insan. Yoksa hani daha sanatçı... Daha analitik bakış açısıyla aslında tabii birazcık da insanın kökenine inince böyle hedonistik yanıyla narsistik yanının, evet, narsistik doyum arayışının, oradaki oksitoksin açığını kapatmaya çalışma çabasının bir yankısını görüyoruz aslında. Bence. Yani bu böyle bu sanat olmuyor tabii. Şu da bence, bilmiyorum katılır mısınız, bence hep böyle bir şey, kutuplaşma var ve hep böyle ya o ya budur diye bir söylem var. Ve sanat sanat içindir, sanat toplum içindir diye bir dikotomi de bence yok. Evet. Çünkü hepsi doğrudur. İkisi de evet, yani evet. İkisi de yanlıştır, doğrudur. İkisi de doğrudur. İkisi de yani evet. Gerek var mı? Evet, hani böyle yani bir şeye? Buna gerek yok. Yani ama insan olmanın getirdiği tabii ki topluma karşı olan mesuliyet, dolayısıyla bir sanatçı da insan olduğundan daha basit bir Aristo mantığına dayanıp evet, insan olduğun için tabii ki sorumlusun. Ya bir şey yapıyorsan evet, en iyi yapacaksın. Bitti. Yani, yani hangi mesleği evet, yapıyorsan en iyisini yapabildiğin, yani elinden gelenin en iyisini yapabildiğin sürece yani başarılısın. Yani topluma karşı da sorumluluğunu yerine getirmişsin demektir. Yani yoksa ben topluma işte yükselteceğim, onlara bir şeyler öğreteceğim, bir şey yapacağım ya da hani yok ben sanatı işte şunun için yapacağım, toplum zaten anlamaz, işte 50 sene sonra anlaşılacak. Yok yani, hani ne yapmak istiyorsan yap ama iyi biçimde yap. Zaten sen bunu yaptığın zaman hani herkes için güzel bir şey yapmışsın demektir. Evet. Yakında yeni proje. Aslında çok yakında iki tane proje yani gerçekleşmiş durumda var. O zaman ilk zirve TV ekranlarından duysunlar. Evet, aslında öyle. Evet, evet, tamamıyla öyle. Ben Çiğdem Yorgancıoğlu, ilk zirve TV ekranlarındayız ve Mehmet Fırat Pürselim'le beraberiz. Bakalım bize neler açıklayacak yeni projelerle ilgili. Ya şöyle, çok yakın bir zamanda muhtemelen hani bir iki gün içerisinde Edebiyat ve Hukuk diye bir bizim projemiz vardı. Yarı akademik olarak kabul edebileceğimiz işte edebi eserlerin içinde hukukun ruhunu arayan adayım. Adli bilir kişi olarak adayım. Ne güzel. Bu arada hani umarım İkinci cildini sonrasında çıkartırız. İkinci ciltte de sizden de bir yazı alırız. Harika. Kaç kitap? Yaklaşık 90 edebi eser, 94 edebi eser, 60'a yakın yazar makale hazırladı, 83 makale. Bu kadar böyle moda mod ezbere biliyorum çünkü son 1,5-2 aydır sürekli olarak onunla uğraşıyorum. İşte son okuması, hem hukuki hem edebi yönden okumaları, tekrar tekrar aman yanlışsız olsun etsin şeklinde uğraşları, düşünceleriyle birlikte o piyasaya çıkacak. Bende geniş bir editör kadrosu var. O editörlerinden birisiyim. Yani çok emeğimiz var. 500 sayfa yakın bir kitap. Uzun uğraşlar sonunda, yani hem kitabın hazırlanma süreci, sonrasında da işte hani o birilerinin taşın altına elini koyması, çünkü yani az önce söylediğimiz gibi kağıt fiyatları almış yürümüş, işte kitaplar ciddi anlamda pahalandı etti. Papyrus yayınlarından çıkacak. O hani ilk masamızda duran eserlerden birisi. Diğeri de az önce bahsettik, çocuk kitapları. Yavru Fok Nessu diye bir kitabımız çıktı.
İlanları var, ben gördüm. Matbaadan evet. geldi ama ben daha görmedim. Ben öyle gördüm, söyleyeyim. Fotoğrafları yani, fotoğrafı, evet, evet. Yüklü. Hatta ben şöyle düşündüm, acaba niye sadece flamingo konuşuluyor, diğerleri ne olacak falan dün, demek ki böyle. Dün yayın evine matbaadan evet. ulaşmış, yani işte dağıtıma verilme süreci, etme süreci. Siyah kitaptan çıktı o da. Hayırlı o ikisi de çok yeni. Projede. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Tabii ki hani proje bitmiyor. Başka başka bir sürü şeyler. Belki hani bir yandan hayatın da güzelliği bu. Ama hani en hazırda beni en heyecanlandıran, en olan şeyler şu an masada duran ve ilk etapta enerjimi harcayarak işte peşinden koşacağım edeceğim. Bunlar sonrasında tabii ki hani yazdığım, uğraştığım, çalıştığım işte bir sürü şey var biliyorsunuz. İşte roman olsun, masallar olsun, çocuk kitapları. Peşinden koşacağım. İşte. Angelina Jolie esprisi geldi bir yerde yani. O 10 senelik hikayeyi dinledikten evet. sonra hani o Angelina Jolie'ye gitsem şimdi onun peşinden koşsaydım olsun. evet. Olurdu diye. Bence çok sonrasında güzel. Benim arkadaşım sevgili Sevda Angelina Jolie'nin eline sakar Mickey'yi tutuşturan bir Photoshop yapmış. O da baya bir güzelmiş. Evet evet çok güzel, çok keyifliydi. Evet, böyle gülerek yayınımızı o zaman bu keyifli sohbeti her güzel şeyin sonu vardır. O yüzden bitirirken son olarak ilk zirve TV ekranlarından vermek istediklerimiz var mı? Söylemek istediklerimiz izleyicilerimize. Çok teşekkür ederim. Öncelikle çağırdığınız için yani size teşekkür ediyorum. İlk zirve TV'ye teşekkür ediyorum. Misafirperverliğiniz için, kanalın misafirperverliği için. Çok keyifli, çok yani eğlenceliydi. Ben keyif aldım. Yani umarım izleyenler de hem keyif alırlar hem de hani edebiyat aslında böyle çok ciddi bir şey değil. Yani edebiyatı o kadar da ciddiye almayın. Edebiyat keyifli bir şey. Okurken, yaşarken edebiyat hep yanınızda. Bir şekilde hani yaşarken de eğlenmeye bakın. Edebiyatla birlikte de eğlenmeye bakın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Evet. Çiğdem Yorgancıoğlu ile Bir Zirvede Sanat programı daha sona erdi. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sanatla kalın.